Merhaba arkadaşlar, 2024 yılına girmeden önce sistemimizi yenilemek istedik. Son indirimlerden yaralandık. 2024 yılında büyük ihtimalle bilgisayar bileşenlerine yeni bir zam bekleniyor arkadaşlar. Siz de son 2023 Aralık ayını kaçırmayın diye tavsiyede bulunuyorum. Kesinlikle sistem toplayacak olanlara. Yaklaşık maliyet 90 bin 100 bin liraya yaklaştı arkadaşlar. Ama biz indirimlerle daha da uygun fiyatlara aldık. İsterseniz yorumlar kısmına sorabilirsiniz hangi parçayı nereden aldığına dair. Ben gene yazmakta çekinmeyeceğim. Büyük ihtimalle yazarım açıklamalar kısmına. Şimdi bileşenlerimizi inceleyecek olursak kasadan başlayalım. Kasayı biraz erken seçtim arkadaşlar ama kasaya bayıldım. Bu kasa incelediğim diğer kasalardan daha da hoş ve mesh bir arayüzü var arkadaşlar. Çok güzel bir RGB. Şuraları harika yanıyor. Sizler de çalıştırdığım anda göreceksiniz. Harika bir efekt var. Bir sürü kombinasyona uygun bir cihaz. Ama uzunluk açısından biraz kısa olduğu için 360'lık sıvı soğutucu üst tarafa sığmıyor arkadaşlar. Onun için sıvı soğutucuyu Arctic'in şurada 240 olarak iyi bir radyatör, kalın bir radyatör olduğu için bunu seçtik. İnşallah işlemcimiz ile uyum sağlayacaktır, sıkıntı yaratmayacaktır. İşlemcimiz de i7'nin 14. nesli 14700K arkadaşlar, 14700K'yı aldık. Aynı zamanda 4070 Ti'miz var, MSI'dan seçtik bunu. Bunu da çok uygun fiyata aldık, şimdi bayağı bir yükselmiş izlediğim kadarıyla. 32 GB'lik RAM'imiz var, bunu da gene RGB seçtik. Bunların tüm parçaların videosu da gelecek. Kısa short videomuz kanalımızda olacak arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz. RGB dedik. Sonrasında anakartımız gene, bu da güncellenmiş. Max Wi-Fi diye geçiyor arkadaşlar. Wi-Fi 7'yi destekliyor. Z790 chipsetli bir anakartımız. Her bir ürünün kısa videolarını paylaşıyorum. 850 watt'lık güç kaynağımızla bunu destekleyeceğiz. Büyük ihtimalle sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum ama sizler daha yüksek 850 watt üzerinde çıkabilirsiniz. Genel olarak bu kasaya yeteceğini tahmin ediyorum. Ufak ufak toplamaya başlayacağız. Sizler de bu videonun içinde olduğunuz sürece nasıl aşama aşama birlikte ilerlemiş olacağız arkadaşlar. Kasayı ilk başta yatırarak başlıyoruz. Evet, kasamızı yatırdık. Kuruluma geçiyoruz. Başta anakartımızla başlayacağız kuruluma. Anakartı yerleştirmeye başlayacağız. Kapağımızı açıyoruz. Kasanın içine giriyoruz arkadaşlar. Ufaktan kasadan bahsedecek olursak, şurada tamperli bir camımız var arkadaşlar. Filmi sökeceğiz. Kötü durduğuna bakmayın. Şimdilik bunda işimiz yok uzun bir süre. Kapağı kaldırdık. Kasayı biraz kendime doğru çevireceğim ama öncesinde şu panel çıkıyor arkadaşlar. Bu kasanın açıklama kısmında Aircall arkadaşlar markası. Bu kasanın ön paneli çıkıyor. İçinde mıknatıslı bir tane filtresi var. Aynı zamanda şurada da var. Hemen şöyle çevirecek olursam size, bu filtre de çıkıyor. Çok basit olarak bunları temizliğinde bayağı bir kolaylık sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kasamızda RGB'li olduğu için 3 tane RGB LED'imiz var arkadaşlar. Fanlı bunlar. Fanlarımız 3 tane RGB fan. 2 tane de normal fanımız var ön tarafta. Kasanın ön tarafı zaten RGB'li olduğu için gerek duymamışlar. Ama biz üstteki fanları mecburen sökeceğiz. Neden sökeceğiz? Çünkü oraya sıvı soğutucu koyacağız. İlk önce aslında onu bir deneyebiliriz. Anakartla birlikte bakalım uyacak mı uyumayacak mı? Hemen sökmeye başlayalım. Perfect.
montajı büyük ihtimalle sıkıntısız olacak gibi arkadaşlar. Kasa ölçüsü 280'liği de vardı bu Artık'in. Ama ben 240'da aldım. 280'likte biraz sıkıntı yaşarız diye. Kasaya uyumunda sıkıntı yok. Kasanın arka kapağını da çıkardım. Kolayca montajı yapacağız. İlk önce bir hazırlık yapmamız lazım arkadaşlar. Hem AMD hem de Intel uyumlu olduğu için parçaları toplu gönderilmiş. Biraz şöyle inceledim. Yavaş yavaş aşama aşama kılavuzdan bakarak da yararlanarak kılavuzla şeyden ulaşabiliyorsunuz, kutunun arkasında kare kod var, oradan ulaşabiliyorsunuz. Bu AMD yazılmış arkadaşlar. AMD yazıldığı için hemen gönderiyoruz bunu. Şu arkadaşlar radyatörü kasaya monte etmek için. Bunu hiç açmayın ilk etapta. Gerek yok arkadaşlar. Kasaya monte etmek için gereken vidalar. Bunu açmıyoruz. Kenarda duruyor. Sonrasında bunu anakarta monte etmek için gerekli olacağı için açacağız arkadaşlar. Hemen açalım. Anakarta monte etmek için şu aparatlar gerekiyor arkadaşlar. Şunlar kısa olanlar. Kısa olanlar başka bir işlemci için kullanılacak büyük ihtimalle, bize uzunları gerekiyor. Şu kısaları hemen alıyoruz. İki tane vidamız var. Bunlar şimdi lazım olacak. Bir de bunlar var arkadaşlar. İlk önce şu pompa kısmına şu iki aparatımızı koyacağız arkadaşlar. Şu şekilde montaj yapacağız. Kablo üstte kalacak şekilde gösteriyor. Kablo üstte kalacak. Sadece buraya vidayı atıyoruz. Montajlama işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Şu iki parçayı kullanacağız. Şu ikisine ihtiyaç yok. AMD ile ilgili herhalde. Onu da ayırttık. Şu iki parça hemen hızlıca vidalamasını yapalım. Vidası bunlar. Sonuna kadar sıkıyoruz. Şu koruyucu bantı çıkarmayın arkadaşlar. En son çıkarttınız. Parmak iziniz kalmasın orada. Evet, pompa işlemi bu kadar arkadaşlar. Pompaya bu ikisini takıyoruz. Kablo dediğim gibi yukarıda kalıyor. Sonrasında bunun da alt kısmında, anakartında kısmı olacak. Şimdi anakarta geçeceğiz. Anakartı hemen açalım. Anakartımız şu termal soğutucumuz. Şu şekilde anakartımızı açalım. Wi-Fi'li Wi-Fi antenimiz burada. Şu anda ihtiyacımız yok. Kaldırıyorum bunu. Kartımız burada. İçinden daha önce ben neler çıkıyor onlara da bakalım. Kablolarımız var arkadaşlar. Kablomuz var. Bir tane M2 için aparatımız var. Bir tane de burada var. Arkadaşlar M2 SSD'miz bilgisayarımıza takılı. Onu o bilgisayardan söküp bu bilgisayarı alacağız. Ama sonraki aşamada o parçalar arasında yoktu. Onu kendi bilgisayarımızdan takacağız. O sonraki aşamada sistemimizi ona kuracağız. Stickerlar, kablo bağları. Gördüğünüz üzere bunları isteyenler kullanabilir. Kasadan üstüne yapıştırabilir, kabloları bağlayabilirsiniz. Fanlar demiş, şeyler demiş, SATA kablolar demiş. İstediğiniz gibi çıkartmaları kullanabiliyorsunuz. Kitapçıklar var. Kitapçık var. Aynı zamanda bir de driver'ımız var arkadaşlar. Artık CD yollanmıyor. USB yollanmış. Güzel bir USB'miz.
şimdi anakartımızı çıkardık. Anakartımız gayet güzel bir kart. Bayağı ağır arkadaşlar parçalar da. Parçalar bayağı ağır. Yani kasanın 5-6 parça olduğunu varsayarsak minimum 1 kilodan 5 kiloyu geçecek gibi. Benim takribim 8-10 kilo arasında bir kasa çıkacak ortaya. Bayağı çünkü soğutucular var. Şimdi işlemci yeri üzerindeki koruyucuyu sökmüyorum arkadaşlar. İşlemciyi taktığımızda bunu sökeceğiz. Şurada kasa için ilk başta, daha doğrusu anakart için ilk başta sıvı soğutucunun bu aşamaya gelecek arkadaşlar. Şöyle durması için aparatlar var. Onları takacağız. Şöyle 4 tane aparatımız var. Şunları takacağız. Anakartımızın alt kısmına gelecek kısmı da ayarlıyoruz. Şu 4 tane aparat bunun için ihtiyacımızı karşılıyor. Şurada tam oturmasını dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şöyle tam oturacak buraya bu pimler. Tam oturduktan sonra conta görevi görecek olan şu aparatlar tam buna basması gerekiyor. Üstte bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir çeltik var, orada bırakmıyorsunuz. Tam geçiriyorsunuz. Tam geçirdik bunu. Aynısını bunun içinde yapalım. Oturttuk. Bu Intel işlemci için 1700 soket için arkadaşlar. Şu şekilde bunu da geçirdik. Şu üst kısımda bırakmayacağız. Şimdi ben ne demek istediğimi hemen anlatayım size şöyle örnekle. Şunu iyice taktık. Şu şekilde bırakmayacağız arkadaşlar. Bu ve bu. Görüyorsunuz farkı. İyice ittiriyoruz. Altta bir boğum var zaten. Yuvası var. Yuvasına geçiyor. Son aparatımızı da takalım. Son aparatı da taktık. Son aparatı da taktık. Göründüğü üzere pimler üstte anakartın üstüne gelecek şekilde koyacağız. Aparatımızı bitirdik. Aparat bu şekilde. Burada pimlerin sona dayanmasına gayret gösterin arkadaşlar. Şuralarda boşlukları görün. Yoksa tam yuvaya oturmuyor. Biz biraz bununla uğraştık. Sonunda olayı çözdük. Anakart üzerinde şu şekilde tam anlamıyla oturmasını sağlayacaksınız deliklere. Şimdi bundan önce, bunu bırakmadan önce arkadaşlar şöyle 4 tane kare olan yapışkanlarımızı, bu da aynı aslında ama bunu sonra kullanacağız. Şu yapışkanlı contalarımızı alıyoruz arkadaşlar. Tırnaklarımı bilerek bıraktım ki yapışkanlar olduğunu bildiğim için bunları rahatça açabilirim arkadaşlar. Çünkü bunlar biraz lanet bir şey. Şu şekilde, evet. Anakartta tam deliğin üstüne denk getiriyoruz. Şu şekilde. Evet. 4 parçayı da aynı şekilde yapacağız. Şuradan kolay çıkacak gibi. Çıkmadı. Bunu kurtardık. Şuraya yapıştıralım. Bu da tamam. Üçüncüyü de alalım. Üçüncüyü de aldık arkadaşlar. Evet, üçüncüyü de yapıştırdık. Bu da son olarak tamamlandı. Sonrasında yuvasına oturtuyoruz. Biraz zor
Girse de girecektir arkadaşlar. Evet. Bu aşama tamamlanmış oldu. Şimdi hemen hızlıca ters çevireceğiz ama o düşmemesi için. Şunu altına koyayım bence. Çevirelim. Şu anda alttan baskı yapıyor. Buraya da yapışkanlarımız var. Şu 4 tane yapışkanımız gene arkadaşlar üstten. Gene bunları koyacağız. Sonra pimler var, onları takacağız. Cımbız varsa cımbızla da kolayca yapabilirsiniz. İşinizi daha kolaylaştıracaktır. Cımbız. Şu şekilde. Tamam. Bu da tamam. Bazen ellerin girmediği noktalar var. Oralarda cımbız işe yarıyor. Mesela burası gibi. Şöyle koyabilirsek aslında tornavidadan destek alırsak. Evet, bu da gayet güzel oldu. 4 tane uzun parça arkadaşlar ve kısa var. Bu farklı işlemci 1700 soket için bunları kullanacaksınız. Sıkıca sıkalım. Boşluk kalmasın. İki tarafı da aynı uzunlukta arkadaşlar. Fark etmiyor. Aldığımız soğutucuyla şuradaki olayı da soğutacağız arkadaşlar. Bunun ekstra bir fanı var. Pompa üzerinde. Oradaki hava sirkülizasyonunu da yapıyor. Gayet güzel. Oraları da soğutuyoruz. İşlemciyi takıp pompa montajını yapacağız. Pompayı tabii ki takmadan önce termal macunumuzu süreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra pompayı takma işlemini tamamlayacağız. Soğutucumuz için ana tertibatı oluşturduk. Ama anakartı kasanın içine koyduktan sonra monte aşamasını o şekilde yapacağız. Şimdi işlemciyi takmak istiyorum arkadaşlar. i7 işlemcimiz var. 14. nesil. 14700KD'ye yükseltme işlemlerinde de kullanabiliyoruz. Overclock yapabiliyoruz arkadaşlar. Termal macun gerekiyor. Şimdi her soğutucunun içinde çıkmayabilir. Arketip içinde var. Ama başka bir soğutucu aldıysanız bilginiz olsun. Termal macun olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen işlemciyi çıkartalım. İşlemci alırken try versiyonları ucuz olacaktır arkadaşlar. Onlar size böyle kutulu gelmeyecektir. Kutusuz gelecektir. Bu fansız geliyor zaten yeni işlemciler. Bu şekilde kutuluya ulaşmak için box yazmasına dikkat edin. Try da alabilirsin tabii. Onlar da güvenilir. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şu niye açamadık biz bunu iki taraftan. Şu şekilde işlemcimiz. Şunları hemen kenara alalım.
İşlemcimiz bu. İşlemcilerde artık pinler yok arkadaşlar. Pinler anakartımızın üzerinde bilginiz olsun. Takarken de kulakçıkları var. Şurada üzerine bakacak olsanız şöyle tutayım ben size. Şu kısım daha farklıdır. Diğer yerleri ovaldir. Şu kulak farklıdır. Hemen açalım burayı. Şimdi bakarsınız arkadaşlar. Farklı noktayı tespit edebilirsiniz bu şekilde. Şimdi şu şekilde tırnaklar geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle bırakayım zaten tam oturacak. Şurada tırnaklar tam oturdu. İşlemciyi şöyle alıp ben göstermek istiyorum. Böyle takamazsınız zaten. İki aşaması var. İki yönden. Bu şekilde zaten tırnakların uyumadığını göreceksiniz. Bu şekilde zaten isteseniz de takamıyorsunuz. Gördüğünüz üzere uymadı. Çok da zorlamadan şu şekilde tam anlamıyla oturmuş olacak. Şu kapağı da bıraktığımız anda zaten atacak. Şunu da çıkartıyoruz. Şu biraz serttir. Basarken korkmayın arkadaşlar. Bu şekilde sert olarak basacak. Tamamen temas etmesini sağlıyorsunuz. Evet arkadaşlar, sıvı soğutucu montajına son aşamada kaldık. Termal macunumuzu koyacağız ama öncesinde korsaplimizi açacağız. 850 wattlık kullandık. Bunun hemen açılışını yapalım. Şöyle jelatini açıyoruz. Güzel bir korsaplı arkadaşlar. Şarkonun. Şöyle bir sürü içinden kablo çıkacak arkadaşlar. Şimdi birlikte bunlara da bakacağız. Kabloları bir bayağı ağır. Şöyle kutudan hemen kurtuluyorum. Kalabalık yapmasın. Güzel bir kapla birlikte forsaplayımıza görüyorsunuz arkadaşlar. Tam modüler bir forsaplay. Girişlerimiz var. Birçok. Şurada sistem kapandıktan sonra çalışmasını istediğimiz, sessiz çalışmasını istediğimiz butonlarımız bile var yani. Çok yönlü düşünülmüş. Gayet güzel bir power supply. İnşallah sıkıntısız. Bunu da kuracağız. Kasamız burada. Kasamız şu şekilde hemen çevirelim. Uyup uyumadığını kısaca hemen şöyle bakalım. Şu şekilde deliklerimiz uyuyor zaten. Sonrasında kablo yerlerimiz de burada. Şöyle göstereyim. Şurada bunları çıkartabiliriz istersek. Hard disk kullanmayacaksak. 2,5'luk, 3,5'luk hard diskler kullanmayacaksak bunları çıkartabiliriz. Ben büyük ihtimalle çıkartacağım. Kullanmayacağım çünkü. M2'ler var. SSD'miz var. Buna artık ihtiyaç yok gibi. Bunu çıkartırsak kablo montajımız daha rahatlıkla yapılacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hemen kullanacağımız kablolara bakalım. Şöyle. Bayağı içinden kablo çıkıyor. Şu şekilde kablomuz. Bu enerji kablomuz. Dönüştürücüler, birçok kablo mevcut. Gördüğünüz üzere fazla fazla var. Bunların hepsini kullanmayacağız. Hepsi kullanılmayacağı için
bir açını kullanıp kasayı montajlama için vidalarımız dahi var. Evet. Başka bir şeyimiz yok. Arta kalan kısımları bunun içinde saklayabilirsiniz. Şarko'nun çok da iyi fiyatı aldık. Türkiye piyasasında bayağı bir yüksek. Bunun fiyatı 8.000-8.500 bandındaydı. İndirimden 4.000 küsür civarında bir fiyata almış olduk. Gayet güzel. Montaj işlemine birazdan başlayacağız arkadaşlar. İlk önce ben bu kısmı çıkartayım. Hemen kasayı rahatlatalım. Ben biraz kabloları inceledim. Bir yerde takıldım ekran kartının beslemesiyle ilgili. Şimdi ekran kartı içini de açtım. Ekran kartında şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 pin var. Bunu ikili bir besleyiciyle beslememiz lazım. Yalnız çıkan kablolar arasında şöyle bir kablo çıkıyor arkadaşlar. Tek giriş yapıp ikiye bölüyoruz. Acaba ekran kartına bu şekilde mi gireceğiz yoksa ayrı ayrı mı kablo kullanacağız diye kafamda soru işaretleri oluştu. Hemen bir araştırma yaptım. Şu şekilde bağlantıyı istemiyor arkadaşlar. Ben bunu şu taraftaki yazıyı görmedim. Biraz internetten o yüzden araştırdım. Şöyle tutayım size. Ayrı ayrı besleyin. Port supply'nizden gelecek kablolar ayrı ayrı olsun diyor. Tek kablo üzerinden beslemeyin diyor arkadaşlar. Şimdi bu kabloda ikili var. Bazı ekran kartlarında üçlü. Alacağınız power supply'de ben onun da videolarını gördüm. Deneyenler, test edenler var. Bu şekilde çalıştıranlar da olmuş. Kablonun ısınması ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamışlar. Ama onun da kendi önerisi ayrı ayrı kullanmanız. Bu kablodan zaten iki tane çıkıyor. Ayrı ayrı bağlayacağız. Ekstra bir güç verecek mi vermeyecek mi soru işaretleri vardı aklımızda. Onları giderdik. Şöyle kısaca gene üniteye gelirsek arkadaşlar. Şurada şu kısaca gene tekrar bahsedecek olursak. Bu açma kapama bu önemli değil. Şu iki tane ayrı bir tuş var arkadaşlar. Her power supply'da göremezsiniz bunu. Zero denen kısımda sıfır ses aşırı ısınmada fanımız devreye giriyor. Ben bunu istemiyorum. Fan devrede olsun sürekli. Bu şekilde kullanacağım büyük ihtimalle. Diğer kısımda bilgisayar kapandıktan sonra yaklaşık 1 dakika çalışma süresi veriyor. Fan kendi kendini soğutuyor. Ekstradan bir çalışma veriyor yani 1 dakika. Bunu da açık konumuna bırakıp o şekilde yapacağım. Şimdi bağlantı şemalarına geldiğimiz anda arkadaşlar bunu karıştırabilir miyim diye düşünebilirsiniz. Ama karıştıramazsınız çünkü yuvalara girmeyecektir. Şu mesela ekran kartına giden kablo. Ekran kartı PCI Express demektir. Şöyle buraya takabilirsiniz gördüğünüz üzere. Ama CPU'ya gidecek besleme de aynı pin sayısına ait. Ama takamazsınız yuvaya. Kesinlikle karıştıramazsınız. CPU'ya diğer kısımda girmiyor. Ama PCI Express'e girebiliyor arkadaşlar. Şu şekilde, pardon yanlış tuttum. Şu şekilde kolayca giriyor. Diğer kısımlara girmiyor. Zaten şunlar anakart beslemesi için kullanılıyor. Şurada kabloyu göreceksiniz. Bu power supply'ı alırsanız arkadaşlar kolaylık yapsınlar diye, kolay olsun diye hemen alt üst yapmış. Aynı kablo üzerinden. CPU için PCI Express ana ekran kartımızı besleyecek. Bunlar da SATA'ların beslemesi arkadaşlar. 3 tane var. Zaten SATA'da bir sürü de çoklayıcı var üzerinde. Bir tane verdiğiniz anda 3-4 tane SATA'yı besleyebiliyorsunuz. Anakartımızda zaten buna müsait 2, 4, 6, 8 tane SATA'yı besleyebiliyor. Şimdi ben montaja geçiyorum. Power supply için kullanacağımız kabloları takarak montajını hızlı bir şekilde yapacağım.
Kabloları geçirmiştik ama şimdi anakartı ilk önce takalım, sonra kabloları geçirmeye çalışalım. Çünkü anakartın montajında sıkıntı yaşamak istemiyorum. Şu şekilde kabloları biraz aşağıya indirip bu şekilde montajı gerçekleştireceğim. Bu masada da size kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Sadece içeride anakartınızı power switch'ler, reset switch'ler, reset tuşları anakartımıza gidecek. Uçlar kaldı. İşte kasamızın ön tarafındaki panel tuş şeylerimiz kaldı, kablolarımız kaldı. RGB LED'lerimiz, fanlarımız kaldı. Şimdi oraya da değinmek istiyorum. Aslında sürücümüz var. Sürücümüz bu. RGB kartımız var. Kasayla birlikte geliyor. Ama ben şu anda üst RGB'leri söktüğüm için buraya şey koyacağım, soğutucu koyacağım için ekstra bir fazladan bir RGB girişine gerek yok. Bunu ben şimdilik saklayacağım. Sonraki aşamalardaki belki koyarım. Anakart üzerinden çıkışlarımız var. Anakart üzerinde çıkışlarımız var. 3 tane çıkışımız var şu anda. Kullanabileceğim çoklayıcı olmadan. Bakıyorum bir tane soğutucu, egzoz fanı. Bir de kasanın öndeki RGB yakacak RGB ucumuz var arkadaşlar. 3 tane var. Başka da yok. Diğer fanlar, şurada 2 tane daha fanımız var. Dış havayı çekecek. Onlar RGB olmadan kullanılan. Çıkanlar var. Onları koymak isteyebilir miyim? Sonradan belki. Ama şu atmosferi, şuradaki güzel RGB'yi, buradaki güzel atmosferi bozabilir diye, çok ışık olmasın diye bunları koymuyorum şu anda. Buradaki RGB'ler bize yeter diye tahmin ediyorum. Kasayı bu şekilde ilk başta bir oluşturacağım. Şöyle kabloları çekip anakartımızı da koyalım. Bismillah deyip. Şöyle şunlar burada durabilir mi acaba? Ben de şunları takalım. Şöyle. Şekilde anakartımızı alalım. Anakart için 6 adet, daha doğrusu 9 adet yere ihtiyacımız var. Hepsini ben daha önceden ayarladım. Şuradaki kabloyu da ezmeden koyabilirsek 10 numara 5 yıldız olacak. Direkt oturdu. Şimdi birkaç vida atarsak daha da sağlamlaştırmış olacağız bu işi. Şöyle vidamızı ayarlayalım. Şimdi size arka tarafı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu kısım sağlam oldu zaten. Anakartla birleşik olan kısım. Baya bir çıkışımız, girişimiz, Type-C'ler, Wi-Fi antenlerimiz, her şey var. Anakartı inceleyecek olursanız. Şöyle, hatta şöyle yapalım. Görünebilmesi açısından. RGB kablomuz ön panel. O ön panel için RGB 3 tane yerimiz var zaten. Bunlar normal fanlarımız, öndeki normal fanlarımız. Kablo şeylerini sonradan yapacağım arkadaşlar. Sistem fan 6 demiş mesela. Şu şekilde taktık bunu.
Sonra bunun için en yakın nokta neresi var? Alt tarafta var. Alt taraftan yeterse şuradan çıkartıp yapabiliriz. Şuradan çıkarsa daha iyi olur. Aynen şu şekilde. Bu şekilde buradan da fazla gözükmemiş olacak. Şu egzozun fanla RGB kısmı var. Şurada bir RGB var. Bunu buraya ayıralım. Bir de fan için şu var. Bunu da hemen bir yanına takalım. Aynen bu da fan yeri. Bu işlerde kasayı ne kadar büyük seçerseniz o kadar çalışma alanınız geniş olacak. Kolaylaşacak arkadaşlar. Tamam oturdu. Bu kısım da tamam. Şimdi ön panelde şu var. Bunu aslında şöyle buradan geçirip şuradan alabiliriz. Ve şöyle acaba bu şekilde. Çok da kasmak istemiyorum. Yine aynı şekilde şu aparatı da şuradan alabiliriz. Ama buradan yetmeyecek gibi. Çok kassın istemiyorum ama dur bakalım. Oldu gibi. Evet, gayet de güzel oldu bence. Bunu da yaptık. Bu ön panel sesimiz. Ama bu tarafa yetişecek mi bu? Üstte bir tane bunun olmayan kısmı var. Onu da şu şekilde ayarlayacağız. Bunu da oturttuk. Şuna baskı yaparak daha da kolay dalmamasını sağlayacak. Şu LED arkadaşlar kasa üzerindeki LED switch'imizle ilgili. Eğer arkaya RGB modülünü takmış olsaydık onu kullanacaktık ama şu anda onu kullanmıyoruz. O kenarda durabilir. Sonrasında enerji kısmına geçeceğiz ve şunları bağlayacağız. Bunun için kitapçıktan destek alabilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Kitapçıkta şu şekilde zaten bahsediyor. Hangi kısma nasıl geçireceğiniz. Bir tane gene burada boş var. Oradan baz alarak hangisine ne geliyor? Bunu ayarlayabiliriz. Hemen hızlıca onu yapalım. Thank you.
Şimdi kasanın güç kablolarını bağlayalım. Şu şekilde. Sonra bu kısmı ayarlayacağız arkadaşlar. Ama şu anda bir test içinde kabloları hiçbirini birbirine bağlamayacağız. Klipslemeyeceğiz. En son aşamada bunu yapacağız. Şunu şimdi şuradan verelim. Kasayı çevireceğim zaten. Şu şekilde. Tırnağı var arkadaşlar. Tırnak bu tarafta zaten. Şöyle biraz zor olacak ama. Aslında bu kısmı çıkarsam olur mu diye düşündüm. Takamazsak olmazsa çıkartırız. Bu şekilde. Bakalım. Tam anlamıyla oturdu. Anca yetti zaten bu kablo. Şurada bir de kablo uçtuğumuz var. Biraz bunu takmak zor olabilir. O yüzden soğutucuyu takmadım. Soğutucuyu takarsak işimiz daha da zorlaşacaktı. Son olarak anakartın CPU güç kablolarını da taktık arkadaşlar. Baya bir zor oldu. Fazla esneme payı yok. El giriş alanı da yok. Soğutucuyu zaten o yüzden takmadım. Şimdi soğutucu montajına geçeceğiz. Soğutucumuzu takalım bakalım. Şimdi soğutucumuz burada. Şu şekilde tutturacağız bakalım. İnşallah yuvalar uyar. Çünkü tam dediğim gibi anakartın soğutucu kısmına denk geldi. O yüzden 280'liği seçmedim. 240'lık olur diye tahmin ettik. Bakalım olacak mı? Şu zaten bu fana egzoz fanına fazla aşağı almaya da gerek yok. Şuradan delikler denk geliyorsa hiçbir sıkıntı yok. Hemen üst kapağı da açalım. Evet, delikler denk geliyor arkadaşlar. Daha şöyle biraz yukarı bile çekebiliyoruz. Evet, güzel. Hemen onun videolarını ayarlayalım. Yapsalarmış güzel olacakmış. Buna girmiyor ki. Başka deneyelim. Burada başka vidalar da var aslında. Bizim şunları kullanacağız o zaman. Almamışım iyi ki. Çünkü onun 14 santimlik fanı var. Doğal olarak genişleyince de içerideki soğutuculara tamamen değecekti. Şimdi arada bir mesafe kalıyor. Şu anda kurtardık. Ama 280'liği seçmiş olsaydık büyük ihtimalle olmayacaktı arkadaşlar. O yüzden sizler de tercihi bu kasada kesinlikle 280 yapmayın.
240'lık yeter diye de tahmin ediyoruz zaten soğutması için. Testlerimizi de zaten yapacağız. Eğer bu konu hakkında merak edenler olursa yorum kısmına yazabilir. Oradan da cevaplarız. Hızlıca takıyorum vidaları. Kablolarımız yetiyor. Burada ana ekran kartına dokunur mu onu göreceğiz. Ekran kartına dokunmaz inşallah. Ama şöyle kalkabiliyor. O konuda sıkıntı yaşamayacağız diye tahmin ediyorum. Evet, sıkabiliriz artık bunları tamamen. Termal macun bu Arketik'in içinden çıkıyor arkadaşlar. MX5 diye. Şimdi bunu süreceğiz. Şöyle çapraz sürme şekilleri var. Ortaya sürüyorsun. Birkaç noktaya sürüyorsun. Ama en güzeli yaymak. Biz kredi kartı benzeri bir şekilde onunla yayacağız. Şöyle biraz. Zaten daha fazla da yok. Bir kerelik gibi sanki bu. Gene kenarda dursun. Şunu da bir yaymaya çalışalım. Zaten bu basınca üstüne presleyecek, her tarafa ulaşmasını sağlayacak. Biz ama gene yayarsak daha sağlıklı olur düşüncesindeyiz. Şu noktayı biraz daha sıkabilirsem tamamen değmiş olsun her yere. Evet. Tamamen değdi. Şurada biraz az var gibi. Pompa üzerinde iki tane giriş var arkadaşlar. Birisi RGB zaten. Burası da pompa için. Pompa fanı da diyebiliriz. Pompayı çalıştırmak için. Pompa fan kısmı var. Burada oraya takacağım bunu. Sonrasında bunun da bir tane RGB kısmımız var. Oraya takacağız. Bu iş biraz... Keşke bunu da şey takmadan önce yapsaydık daha iyi olurdu. Bu şekilde takmış olduk artık. Pompayı yuvasına oturtma zamanı. Şimdi vidalarımız var.
Bunun özel kendi vidaları. Sıkarken çapraz sıkacağız. Ona özen gösterin arkadaşlar. Bir sağ bir sol gibi çapraz sıkacağız. Şimdi göstereceğim. Bu pompanın özelliği arkadaşlar. Şuradaki dönen hava fanı ile buradaki elemanları, elektronik elemanları da soğutuyor. Oradaki anakartımızın ısısını da düşürüyor. Bu artı bir yön. Biraz da onun için tercih ettik bunu. Hem de zaten radyatörü kalın ve çoğu zaman da ödül almış bir soğutucu arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla sizler de tercih edebilirsiniz. Şimdi ufak ufak sıkmalara başlıyoruz. Biraz bakalım tornavida seçelim. Biraz bundan, biraz bundan. Çapraz gidiyoruz. Şekilde. Zaten zorlanmaya başladı anda bırakın. Çok da kasmanın bir anlamı yok. Şu anda hepsinin boşluğunu aldık. İyice sıktık arkadaşlar. Termal macunumuz da bütünleşti. Şunu da sonra toparlarım. Remlerimiz var. Şöyle göstereyim. Daha önce de gördünüz zaten. DDR5 remlerimiz. İki adet 6000 MHz diye hatırlıyorum ama diye almıştık. Şurada yazıyor. Evet, DDR5 6000 MHz CL30 arkadaşlar. Şöyle remlerimizi çıkartalım. Bunlar da RGB gene şu şekilde soğutuculu ve üzerinde markası ibaresi var. Burada anakart üzerinde de yazıyor. Biraz zoomlayabilirsek şuraya. Nereye takmamız gerektiğinde ilk olarak diyor ikinci yuva ve dördüncü yuvayı kullanacaksınız diyor. Anakartlarda belirtilir. İkinci ve dördüncü ve bunun da yönleri var arkadaşlar. Hiçbir zaman zorlamayın. Şu şekilde veya bu şekilde, şu şekilde takarsanız denk gelmeyebilir. Öbür şekilde takarsanız denk gelmeyebilir. Birbirine çok yakın ama şu şekilde taktığınız anda yuvaya denk gelmiyor arkadaşlar. Şu kabloları çekelim. Taraftan sertçe bastırınca yuvasına oturuyor zaten. Şu sesi duyacaksınız. Diğerini de takalım. Bunu da dördüncü yuvaya takıyoruz. Çıt çıt sesleri duymuşsunuzdur. 16 çarpı 2 32 GB'lik RAM'imiz. Bunu sonra ayarlayacağım. Bu kablo da gözükmeyecek. Gayet hoş ve sade oldu. Zaten bir M2'mizi takacağız. Bir de SSD'miz var. Sonra buraya ekran kartımız gelecek. Kasamız tamamlanmış olacak. Birazdan da ekran kartını takıyoruz zaten. Evet arkadaşlar, sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi SSD'lerimizi takacağız. Diğer bilgisayarımızdan, aktif olan bilgisayardan söktük. Bir M2'miz var. Bunu takacağız. Ana 1 TB'lık ana disk, bunu kullanacağız. Bir de şöyle bir SSD'miz var. Bu da 500. Yedekleme için de bunu kullanacağız. Sonrasında farklı M2'ler alacağız büyük ihtimalle. Kablolama dediğim gibi buraları biraz daha düzenleyeceğiz ama bir çalıştıracağız, bir test yapacağız. Sonrasında kablolamacı yapacağız. Bir ilk önce bunu takalım. Şu kısımda SSD'miz için yer var arkadaşlar. Vidalama yerleri var. Şöyle hızlıca şunu şu şekilde alıyoruz.
Şuraya şu şekilde koyabiliyoruz. Ben daha doğrusu kablolar aşağı gelecek şekilde koyacağım. İki tane takalım. Şekilde gayet güzel. Giriş çıkışlarımız burada. Şuradan yerine takalım. Sonrasında onun kablo bağlantılarını da oluşturacağız. Tamam. Hatta hemen şöyle bir tane alalım. Ekran kartımızı takacağız. İşlemimiz tamamlanıyor. Çok kısa bir süre kaldı. Bunun besleyici kısmını buradan yapacağız. Başka bir şey takacak mıyız buna? Takmayacağız. Şöyle hızlıca yapalım. Kalanı şu alta koyarız kabloların. Bu bağlantı tamam. Buradan nereye besleyeceğiz? Şuradan verirsek yuvaya ulaşıyoruz. Şöyle çevirelim. Buraya geldik. SATA 1, SATA 2 var mı? İsim yazıyor mu? Yazmıyor. Biz herhangi birine takalım. Bu şekilde kalsın. M2'mizi takalım şimdi. Hemen kasamızı yatıralım. Gene bayağı kasa ağırlaştı bu arada. Üstüne gelmesin. Şöyle biraz aşağı çekelim. Fazla kabloları da ezmek istemiyorum. Şuraya bir şey koysak güzel olur. Biraz yükseltelim. Şu şekilde soğutuculu. Soğutucunun etiketi şundan şöyle çıkartabiliriz arkadaşlar. Alt taraftaki soğutucu haznesini, bunun değmesi lazım arkadaşlar. Şunun da şuradan çıkaracağız. Sonra yüzeydeki şuradaki bunu da kaldıracağız. Bir cımbızımız olsaymış kolayca bu işi yapardık. Şunu şuradan alalım. Değmesini sağlayacağız. Şu anahtarımız. Burayı göremiyorum. Yanlış yere de takmak istemiyorum. Şurada olması lazım. Evet, şöyle arkadaşlar. Buradan da pardon.
Şu şekilde tamamlamış olduk. Bunu artık değiyor. Oradaki yapışkanımızı da sökmüştük. Buradakini de kaldırıyoruz. Şu şekilde. Başka daha bir şey yok arkadaşlar. Yuvasını denk getirip şu şekilde yuvasını denk getirip çıt ettikten sonra işlem tamamdır. Aynı zamanda D2, D3, D4 bunların hepsi M2 takabileceğimiz alan. Şimdi ana ekran kartımıza geliyoruz. Bilgisayarın ana ünitesi artık ekran kartı. Eskiden işlemcilerdi. Şimdi ekran kartı oldu arkadaşlar. Şöyle ayak var, destek. Belki bunu buraya takarım. Şöyle destek olsun diye. Ekran kartı çünkü biraz ağır. Şöyle bayağı bir yer kaplıyor. 4070 Ti. Gayet güzel bir ekran kartımız var arkadaşlar. Şurada bir desteğimiz var gene. Kart ağır olduğu için o destekler şart. Şöyle kartı da göstereyim. Gayet babayiğit bir kart. Şunu çıkartacağız. Yuvaya tam denk gelmesini sağlayacağız. Şimdi hangi slotları sökeceğimize karar vereceğiz. Şöyle olursa en üstün 3 tane slot mu sökeceğiz? Şimdi 2 tane yeterli gibi gözüküyor ama 3 taneyle bir sökelim. Şöyle hemen şunları bir alalım. Bu kart için arkadaşlar şey de yapabilirsiniz. Dik de koyabiliyorsunuz ekran kartını. Bizde aparat olmadığı için koymayacağız. Şunu da sökelim. Destek ayağı belki buraya takarız. Hazır olsun, sökülmüş olsun. Üst üste binmiş bunlar. Biraz yumuşatarak bunu da sökmüş olduk. Şunu açalım. Bunu da çıkartalım. Bu da hazır olsun. Bu da gayet şık duruyor. MSI. MSI yapıyor bu işi. Bu şekilde arkadaşlar geliyor. Onun için herhalde şu üst tarafı da sökmemiz gerekebilir. Şimdi aslında kartla birlikte kartı bir koyalım. Şöyle buraya denk geldi. Tamam. Sonrasında bunun için şöyle koymamız gerekiyor. Şu alttaki vidaları da sökeceğiz gibi. Sökelim alttakini de. Rahat çalışsın. Sadece vida sökeceğiz orada. Şunu yuvasına yerleştirelim. Buradan destek alması güzel. Şunu koyabilirim belki buraya ama bence gerek yok. Çünkü kendi ayağı olacağı için kendi ayağıyla bu işi tamamlayacağız.
Buradan da beslemeleri sağlayacağız. Şunu bir de hemen sökelim. Şunu da sökmek gerekiyor mu acaba? Yok, yapıştırmışlar bunu. Şu vidayı da sökelim, rahat çalışalım. Sonra takmamız gerekirse takarız. Ekran kartı bayağı bir şu anda zorlayacak gibi bir şey ama bunu da çözeriz. Şimdi bir tane vida tutturmamız yeterli olacaktır bence. Yeter ki yuvayı denk getirtelim. Biraz yol verdik. İşlem tamam. Evet, yuvaya denk geldi. Kartımız da oturuyor. Şuradan da bu baskıyı sağladığı anda bir tek şuradaki açıklığı da kapasaydık iyi olurdu. Şimdi bunu takamayız ama öyle takalım. Hiç kalmasın arkada. Evet, yuvasına oturmuş oldu. Tekrar aynı şekilde. Evet. Yük binmiyor artık. Evet, güzel oldu. Biraz ama şuradaki yuvaya oturtacağız. Şu vidaları hemen geri takalım. Aslında yuva da oturunca şöyle nasıl kasarak tam değmesini sağlayalım. Ya zaten yuva tutacak onu ama bunu kaldırdığımız anda şimdi aşağı doğru bir eğilim olabilir. Bunu kaldırdığımız andaki durumu önemli. Onun için önlem aldık diyebiliriz. Burası da tamam. Evet. Güç bağlantısını yapıp çalıştırıyoruz arkadaşlar. İşlemin sonuna geldik. Sonrasında zaten test videolarımız olacak. Hemen şu kabloyu da açayım.
Sizin gözünüz önünde. Bu kablonun yuvaya iyi oturmasını sağlayın. Şu kablo çok iyi oturacak. Sonrasında da güçlerimizi bağlayacağız. Herhalde şu şekilde bağlarım. Hiçbir sıkıntı kalmaz. Evet, test videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.